İnsan restoranda çalışırken de başka bir restorana yemeğe gitmesi tuhaf oluyormuş. Hayatım hep oradasın ama. Hani ne bileyim, senin için bir değişiklik olsun istedim ben. İyi düşünmüşsün ya. Hadi ye bakalım spagettinin nasılmış tadı. Ben de şöyle penli bir yiyeyim. Bakalım Nazlı Şef'in lezzetini geçebilmişler mi? Hmm, çok güzel kokuyor. Hadi yesene, soğutuyorsun. Tamam tamam, yerim. Ne? Ne oldu? Ya o kadar hayat enerjin yüksek bir ona bakıyorum. Hadi hadi, soğutma. Evet, bakalım. Nasılmış? Vallahi İtalya'ya gitmiş gibi oldum şu an. Vallahi ben hiç gitmedim İtalya'ya. Bakayım nasıl bir yermiş. Bak bak, çok güzel. Vallahi gitmiş kadar oldum. E gidelim İtalya'ya. Haftaya mesela. Ay yok artık. Yavaş yavaş. Vallahi İtalya boğazına kaçtı. Ay bir anda sorunca şaşırdım ya. Yalnız benim Nazlı'yı uyarmam lazım. Çevremizde çok sağlam İtalyan mutfağından rakiplerimiz var. Bilmem. Nazlı ne yapıyordur? Mutfaktadır herhalde şu an. Hı? Bilmem, herhalde öyledir. Ya yemek yapıyordur, ya malzeme almaya çıkmıştır, ya da okula falan gitmiştir yani. Kim bilir nerededir, kızımız koşturuyor dışarılarda. Yani yoruluyor tabii ama mutludur herhalde mutfakta. Ne bileyim, hani Ferit'le de idare ediyorlar artık. Yani işte Ferit Bey'le ne kadar idare edilirse artık. Zor bir insan sonuçta. Oh, Nazlı'nın da bu sırrı saklaması kötü oldu. Yani sarsılmıştır o da herhalde bayağı. Sarsıldı tabii ya, sarsılmaz mı? Kız söyleyip rahatlayayım dedi, daha da büyük sıkıntıya girdi yani. Arada ortaklık olmasa? Ortaklık olmasa ne olurdu sence? Bilmem. Ortaklık olmasa Ferit Bey ne yapardı sence? Valla ben de bilmiyorum. Anlaşılan ikimiz de pek bir şey bilmiyoruz. Evet, bilmiyoruz galiba. Kahve de çok güzel geldi değil mi? Yani filtre kahve de güzel ama bir Türk kahvesinin yerini tutamaz benim gözümde, şöyle köpüklü köpüklü. Ya şimdi Türk kahvesi evet güzel, hani ağızda hoş bir tat bırakıyor falan ama ne bileyim, ben filtre kahveyi tercih ediyorum. Hani daha çok böyle damarlarında zınk diye çıkıyor ya. Hani böyle bütün kan dolaşımı hızlanıyor falan. Ya belki hani Batı'nın enerjisi, çalışkanlığı da buradan geliyordur, ne dersin? Kim bilir. Ama en güzeli hangisi biliyor musun? Hı. Çay. Biz buradan kalkınca bizim orada ben sana bir çay ısmarlayayım. Hı? Hayatım çok geç oldu ya. Yani benim çok toplantım var. Ben seni bırakıp hemen şirkete kaçsam olur mu? Olur tabii. Bir dahakine ama mutlaka yaparız. Tamam. Hesabı alabilir miyiz biz ya? Tarık. Ben bugün kendim dönerim. Sen beni bekleme. Bayağı bir toplantım var. Yok yok, olur mu öyle Engin Bey? Ben beklerim sizi. Yok yok, bekleme. Git bir arkadaşınla görüş. Ne bileyim, sevgilini gör. Sevgilimi. Hı-hı. Yok mu biri? Yok desek daha doğru olur. Hatta yok diyelim. Biraz karışık bir durumun içerisindesin galiba. Vallahi fazlasıyla karışık Engin Bey. Zaten imkansız bir aşk bu. Zor yani, çok zor. Tarık, imkansız aşk diye bir şey yoktur. Yani duygularından, hislerinden eminsen eğer harekete geç. Yarın çok geç olabilir. Vallahi ben duygularımdan, hislerimden falan eminim de Engin Bey, bu harekete geçme konusuyla ilgili çok derin tereddütlerim var. Vallahi tereddüt her zaman var Tarık. Bak benim de Fatoş'la ilgili tereddütlerim vardı. Ne bileyim, birbirimize göre miyiz, değil miyiz diye. Hala da var. Ama artık beklememeye karar verdim. Beklememe kararı derken? Fatoş'a evlenme teklif etmeyi düşünüyorum. Oo, çok iyi. Süper. Yani çok şaşıracak Fatoş. Muhtemelen beklemiyordur ama annem böyle hayırlı mevzularda beklememek lazım der. Vallahi benim annem de
evlilik ciddi bir iştir oğlum. Öyle acele karar verilmez der. Yani. Yok yok. Ben eminim. Bence tam zamanı. Yarın öbür gün teklif edeceğim işte Fatoş'a. Ama bak sakın bir yerde ağzından kaçırma, sana da güvendim. Yok yok. Merak etmeyin Engin Bey. Ya Tarık, çorbanı da içemedin, boğazına dizildi ya. Apar topar gidelim deyince. Olsun canım. Ne olacak yani? Çorbayı her zaman içeriz. Yani neticede ben de o dükkanın bir neferiyim yani, değil mi? Alışveriş yapılacak, malzeme eksik. Can, gideceğiz alacağız. Hepsi bu. Çok sağ ol Tarık. Rica ederim. Çorbayı nasıl buldun? Beğendin mi? Oo, çorba efsane. Fevkaladenin fevkinde. Muhteşem, vallahi içim ısındı ha. Evet, Engin de çok beğendi o çorbayı. Tabii. Engin Bey de ağzının tadını bilir yani. Evet, öyle öyle. Tam bir gurme. Tabii o kadar eğitim, workshoplar falan. Yok, sadece eğitimli olacak bir şey değil o ya. Onun içinde var. Ruhu ince. Çok ince. Öyledir Engin Bey. Ben çok öyle bir insan değilim ama. Ben daha da angıl dungulum. Yok ya, bayağı haksızlık ediyorsun şu an kendine. Yok yok, öyleyim ya. Böyle fazla incelikten daral geliyor hatta bana. Daral geliyor derken? Ay ne diyorum ya ben gerçekten. Nasıl daral, yani şey mi böyle... Yani Engin Bey'den mi daral geliyor, o anlamda mı söyledin? Evet. Hadi ya. Ay yok yok, hayır hayır ya, öyle demek istemedim. Ay öyle demek istedim galiba Tarık, daral geliyor bana ya. Nasıl olur ya? Engin beyaz atlı prensti bir yerde ama. Evet, beyaz atlı prensti ama diyorsun, yani cümlenin bir aması var galiba. Evet, aması varmış galiba. Ay ben Engin'e aşık değilim ya. Yapma ya. Ya seviyorum tabii ki de onu ama bir arkadaş olarak, bir insan olarak seviyorum. Ay ne yapacağım ben ya? Benim Engin'e karşı dürüst olmam lazım bence. Eyvah, çarşı karışacak. Hı? Olaylar karışacak herhalde. Ya bilmiyorum ben, çünkü şey bilmiyorum. Engin Bey'in ne düşündüğünü bilmediğim için. Yani nasıl bir tepki verecek? Karışır yani. Ya o halinden memnun gibi sanki. Ama ben birazcık endişeliyim. Ya galiba biz birbirimize pek uygun değiliz ya. Yapma ya. Yapma ya. Şey, üzüldüm çünkü. Hayır. Seviyeli de bir ilişkiniz vardı. Öyle öyle görünüyor da. Benim bir an evvel üzerime düşeni yapmam lazım bence. Ve Engin'le konuşmam lazım. Tarık, bu çok aramızda ama, tamam mı? Aa, olur mu? Ne demek ya? Öyle şey olur mu yani? Neticede o sizin sırrınız yani. İki kişinin arasındaki bir şey. O üçüncü kişilerin... Yani şey olacak bir durumu yok zaten. Yani söylesen kime söyleyeceksin, neyi söyleyeceksin yani. Tamam.